Sayın Bülent Ersoy hakkında ne düşünüyorsunuz? Efendim başarılarıyla gurur duyuyor musunuz? Evet. Sayın Bülent Ersoy'un başarılarıyla gurur duyuyor musunuz? Efendim şimdiye kadar niye çıkmamıştınız? Evet. Şimdiye kadar neden görünmediniz efendim? Sebebi neydi? Efendim şimdiye kadar neden görünmediniz? Size mi soracak? Yok abi. Peki Bülent Ersoy, sizinle yakın ilişkiler içerisinde değil mi efendim? Arkadaşlar. Al. Ya abi sen ne Bülent Hanım. Bülent Hanım, babanız şimdiye kadar yoktu. Babanızı gördük biraz önce. Babanıza röportaj yaptık. Ne yapayım gördüyse? Şimdiye kadar yoktu efendim ortalıkta. Oraya bindi, oraya. Allah Allah. Oraya bindi. Şöyle. Ali abi. Ne kadar önemli. Efendim babanız karşı kameralar. Sizleri sevmiyordu onun için. Basını sevmiyor. Hadi çek şu. Babacım gel. Bülent Hanım, dün ben de bir planla bir tatsızlık yaşandı. Ben hiçbir şey söylemeyeceğim. O andaki duygularımı, düşüncelerimi söyledim son derece. Bülent Hanım, saygısızlık yaptığına inanır mısınız? Gülben Hanım bana saygısızlık yapmaz. Ben saygısız demedim zaten. Böyle bir şey yapmaz. Yani en sonda bile yapmaz. Tabiat itibariyle öyle bir çocuk değildir. Ama söylediği bir şeyin yanlış olduğunu kendimce ifade ettim. Efendim babanızla beraber mi yaşıyorsunuz? Ay sen ne kadar abuk sabuk sorular bunlar. Babamla niye beraber yaşayayım? Koskoca 60 yaşında insanım. Babamla niye? Sen anamla mı yaşıyorsun? He? Nerenin nesi bu? Kim bu? Nerenin çocuğu bu? Hayır, kim bu? Nerenin diyorum? Hangi kanal? Sine 5. Allah'ım ya Rabbim, inanamıyorum. Bu kadar da önemli bir kanaldır.